Hocam biz de haberlerimizde veriyoruz. Afrika üzerinden gelen çöl sıcaklarıyla özellikle İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye etkisi altına girmiş durumda. Öyle ki sıcak havaların 15 Ağustos'a kadar etkili olması bekleniyor. Peki hastalarınız arasında sıcak çarpması şikayetiyle gelenler var mı? Öncelikle onu soralım. Evet, merhaba. Bu arada yaz sıcaklarının maalesef birkaç gün böyle yüksek seyretmesi sonucunda sıcak çarpmasından etkilenen hastaları biz de görmekteyiz poliklinik şartlarında. Özellikle acilde ya da poliklinikte bu tür şikayetlere gelen hastalarımız var. Peki o zaman hocam hipotermiyi biliyoruz. Aşırı soğuklarda, aşırı Evet. üşümekten dolayı gelişen bir hastalık. Bu kez tam tersi hipertermi. Evet. Sıcak çarpması hipertermi nedir? Onu da sizden öğrenelim. Hipertermi aslında şu şekilde, vücudun 40 derecenin üzerinde ateş çıkmasıyla buna bağlı nörolojik ya da bazı organların yeterli çalışmamasıyla seyreden bir durum. Burada aslında yeterli ve etkili bir müdahale yapılmazsa hayati tehlike oluşturabilecek, hatta organlarımıza zarar verebilecek bir tablo oluşuyor. Normalde vücudumuz sıcak havada terleyerek ısı dengesini sağlar. Ama dışarıdaki hava çok yüksek olduğunda ya da üzerine bir de yüksek nem olduğunda vücut gerekli terlemeyi sağlayamayacağından ısınmaya başlıyor ve bu sefer iç organlarımız sağlıklı çalışmamaya başlıyor. Peki hocam bunu kişi kendinde nasıl fark edebilir? Yani bir hipertermi geçirdiğini nasıl anlar, nasıl algılar? Bu aslında çoğu hastalık şikayetlerine benzer şikayetlerle başvuruyor hastalarımız. Baş ağrısı, baş dönmesi olabilir, bulantı, kusma, nabız miktarının artışı görülebilir, bilinç bulanıklığı, kaslarda ağrı gibi şikayetlerle hasta farklı bir şikayetin olduğunu düşünebilir. Ama bu esnada yaptığımız muayenede ateşinin yüksek olduğunu gördüğümüzde genelde sıcak çarpması teşhisini koyuyoruz. Hocam bir de enfeksiyonla işte vücudumuz savaşırken bir ateşli hastalık da Evet. geçirebilir ama bunu genellikle hipertermiyle karıştıranlar da var. Evet. Onu nasıl ayırt edebiliriz peki? Burada şu şekilde ayırt ediyoruz. Öncelikle hastanın başvuru esnasında muayenesini ve fizik muayenesini yapıp burada eğer hastanın enfeksiyona yönelik bir odak varsa, atıyorum işte bir boğaz ağrısı, öksürük, ateş, idrar yolu enfeksiyonu, ishal gibi vücutta ateş nedeni olabilecek bazı hastalıklar varsa öncelikle bunları bakıyoruz. Eğer bu saydığım şikayetlerin hiçbiri yok, sadece hastanın normal muayenesi var ve yüksek ateş ve öyküsünde uzun süre güneşte temas öyküsü varsa ya da işte bazı mekanlarda, kapalı mekanlarda uzun süre kalma öyküsü varsa bu normal enfeksiyona bağlı ateşten ayırt edip sıcak çarpması düşünüyoruz bu şekilde. Peki hocam sıcak çarpmasına yol açan hatalar biz ne yapıyoruz da kendimizi bu hale koyuyoruz ya da işte tatildeyiz diyelim ki ama bir yandan da işte tatilin, denizin, güneşin keyfini çıkarmak istiyoruz Evet. ama bir yandan da tabii sıcak çarpmasıyla karşı karşıya kalmamak gerekiyor. O durumda ne yapmalıyız? Burada önemli olan şey şu, güneşin en dik açıyla geldiği saatlerde mümkün olduğunca çok dışarıda durmamak lazım. Özellikle saat 11 ile 3 arasında en yüksek ve dik açıyla geldiği zamanlar. Bu zamanlarda çok dışarıda durmamak lazım. İkincisi, eğer illa çıkma durumumuz, zorunlu durumlarımız varsa çıkmadan önce güneş kremi kullanmalı, güneş gözlüğü ve koruyuculuğu yüksek olan geniş şapkalar tercih edilmeli. Hatta bazı dış ülkelerde şemsiye kullanımını da çok görüyoruz. Özellikle güneşten korunmak için. Bizde genelde şemsiye sadece yağmurda kullanılır ama yurt dışında güneşten korunmak için de kullanımı yaygın. Ve dışarı çıktığımızda özellikle eğer çok su kaybediyorsak su kaybını yerine koymamız lazım. Yaz aylarında özellikle 2-3 litrenin üzerinde su tüketimi önemli. Ve bu kapalı mekanlarda özellikle işte sauna, hamam gibi yerlerde de aynı şekilde sıcak çarpmasını çok sık görüyoruz. Bu tür yerlerde işte ek hastalığı olan kişiler dikkat etmeli. Bir de deniz, kumsal kenarında dediğiniz gibi tatil esnasında onu çok hissedemiyoruz ama güneş çarpmasının dışında ciddi derecede yanık hastalarıyla da karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden güneş koruyuculuğu yüksek olan güneş kremler kullanılmalı. Ve 2 saatte bir bunlar yenilenmesi gerekiyor. Genelde bir kere sürülüp gün içerisinde tekrar sürülmeme durumları oluyor. Ve hasta hem sıcağın etkisinden hem de yanıkla maalesef sıkıntıya düşmüş oluyor.
Peki hocam böyle az önce bahsettiniz ya işte bilinçte bir bulanıklaşma da karşı evet. karşıya kalabiliriz. Bu tam işte etrafımızda böyle birisiyle karşılaşırsak hemen onu direkt olarak duşa mı sokmalıyız? Ne yapmalıyız böyle bir vakayla karşılaşırsak? Evet, burada önemli olan şey şu, hani bu günümüz teknolojisinde de çok sık gördüğümüz bir şey aslında. Telefonlarımız güneş altında uzun süre kaldığında hemen uyarı, ekranda bir uyarı çıkar. İşte telefonunuzun evet. bazı fonksiyonları yerine gelmemektedir diye. Aynı şekilde bizim vücudumuzda da bir uyarı oluyor. Yani vücudu hızlıca soğutmak gerekiyor. Bu tür durumda hasta özellikle serin ve gölge bir yere alınmalı. Mümkünse klimalı bir yere alınmalı. Üzerindeki kıyafetler çıkartılmalı ve soğuk uygulama yapılmalı. Soğuk uygulama farklı yöntemlerle yapılabilir. Buz akülleri kullanılabilir, ıslak havlular kullanılabilir. Gerekirse soğuk duş aldırılabilir. Hızlıca ateşi düşürmek lazım. Tabii düşürme esnasında biraz titreme de olabilir. Titreme aslında vücudun bir savunma mekanizmasıdır. Yani titreyerek vücudu tekrar ateşini yükseltmeye çalışır. O esnada belki kas gevşetici tarzı ilaçlar kullanılabilir. Ve hızlıca su kaybı ya da elektrolit kaybı olduysa onları hem ağızdan hem de damar yolundan yerine koymak gerekmektedir. Şimdi hocam elektrolitten bahsetmişken şimdi birçoğumuz kilo almamak için tuzlu gıdalardan uzak duruyoruz. Evet. Ama bu durumda tam da bu kadar su kaybı yaşarken biraz suyla beraber tuz takviyesi ne durumda olmalı onu da soralım. Aynen özellikle terlediğimizde hem su kaybı hem de tuz kaybı gerçekleşmiş oluyor. Bu durumda özellikle suyla beraber dengeli elektrolit almak öneriliyor. Özellikle tuzlu ayran olabilir, tuzlu ya da elektrolitli bazı içecekler var. Enerji içecekleri gibi, sporcu içecekleri gibi. Bunları da biraz daha dengeli solüsyonlar oluyor. Bunlar tüketilebilir. Su kaybının yanında tuz kaybı da olduğunda vücut o su kaybını ve tuz kaybını nörolojik şikayet olarak bize gösteriyor. Yani hastada bilinç bulanıklığı, halsizlik, bulantı, kusma gibi onları da bir şekilde takviye etmek gerekiyor.